Merhabalar arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. 3'ünün markaları da altın başak 50 numara yazmam. Desenli gördüğünüz üzere markası Reyyan. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, modelimizin alt kısmını bu şekilde yapacağız. Ben bir tanesini yaptım. Bir zürafamla da aşağı indim. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek geri kalan kısımları beraber yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 toplamda 11 tane zürafa yapacağız. 9 10 ve 11. Toplamda modelimizin arasında dediğim gibi 11 tane zürafa yapıyoruz. 1-2 tane boş zürafa bırakarak 3. zürafama geçip buraya bir yuva yapıyorum. Sizler zürafalarınızı büyük yaparsanız arada bir tane de bırakabilirsiniz. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Yuvamın içine batarak burada pırpırlar yapıyorum. Şu boyutta. 1 2 3 4 5 6 7 Düğümlerimizi iyice sıkalım. Düğümler çok önemli arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane daha yapacağız. Toplamda 9 tane pırpır yapacağız. Daha büyük yapmak isterseniz de 10 tane de 11 tane de yapabilirsiniz. Bu şekilde 9 tane pırpırımı yaptım. İpimi düğümlüyorum. İpim kısalmış. Buradan 1. zürafamıza aşağıya iniyoruz. Ben model çıkaracağım için 2 gül yapacağım. Sizler yazmaya geçtiğiniz zaman yaptığımız 9 pırpırdan sonra 11 tane zürafa yapıyoruz. Sonrasında tekrar 1 zürafa bırakıp yuvamızı kuruyoruz. 2 zürafa bırakıp yuvamızı kuruyoruz. Yuvamızın içinde de 9 tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde modelimizin alt kısmını yapıp bitiriyoruz. Ben şunu ayarlayacağım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9. 11 tane yapacağız arkadaşlar. Model çıkardığım için 9 tane bu taraftan, 9 tane bu tarafta kenar kısmı olarak kabul ediyorum. Hemen günüm için ipimi alıp geleceğim. Alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Evet, lila rengimi aldım. Hemen 1. pırpırıma batarak ipimi sabitliyorum. Sabitlediğim pırpırımın içine batarak kenara bir pırpır yapıyorum. Şu boyutta. İyice sıkalım. Hemen sıradaki pırpırımıza geçerek
Zürafa yapıyoruz. Bir. Sıradakine geçiyorum. İki. Tek tek pırpırlarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Ve 8. 9 tane pırpırdan 8 tane zürafa elde etmiş olduk. Bu şekilde. Hemen son yapmış olduğum pırpır yapıyorum. Dilerseniz çevirerek de yapabilirsiniz bu işlemi. Diğer sıramızda çevirerek göstereceğim sizlere. Hemen geri dönüyoruz. Tek tek yine zürafalarımıza batarak zürafalar yapıyoruz. 1. Her sırada bir zürafamız eksilecek. Şimdi ters geliyorum bu şekilde. Sağdan sola doğru yapıyorum. Biz normalde soldan sağa doğru yapıyoruz. Sağdan sola doğru yapan insanlar da çok var. Ve sondaki zürafamıza batıyoruz. Şimdi geri döneceğiz. Yapmış olduğumuz son zürafamıza yine batıyoruz. Burada yine kenara bir pırpır yapıyoruz. İyice düğümleri sıkalım. Yine birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. İkinci zürafama tek tek zürafalarımıza batarak baştan sona, sondan başa bir olana kadar devam edeceğiz. İpimi düşürdüm. Şimdi ilk sırada çevirmeden yapmıştık. Bu sefer ilk sıramızda çevirmeden direkt gitmiştik. Şimdi çevirerek yapalım. Fikir olmuş olur. Hemen son yapmış olduğumuz zürafamıza batarak kenara bir pırpır yapıyorum. Birinci zürafama batarak zürafa yapıyorum. Yine tek tek zürafalarımıza batıp sıra başına kadar gelelim. Düz tarafını çeviriyorum. Hemen son yapmış olduğumuz zürafamıza batarak bir pırpır daha yapıyoruz. Ebatlarına dikkat edelim. Makine değiliz tabii. Bazen büyük, bazen küçük gelebiliyor. Önemli olan titiz olup ayarlamaktır. Şöyle sıra başına yine gelelim. Tek tek batıyoruz. Hemen son yapmış olduğumuz zürafaya batarak yine buradan bir pırpır yapıyorum. Diğer sıramızda çevirerek yapmıştık. Bu sıramızda çevirmeden. Hiç fark etmiyor arkadaşlar, yine o yasından çevirerek çevirmeyerek. Fakat bazı arkadaşlarımıza daha kolay gelebiliyor çevirdiğimiz zaman. Hemen son yapmış olduğum zürafamı yine batıyorum. Kenarda bir pırpır daha yapıyorum. İyice düğümümü sıkıyorum. Birinci zürafamı batıyorum. İkinci zürafamı batıyorum. Son yapmış olduğumuz zürafamıza batarak buraya yine pırpır yapıyoruz. Hemen bir zürafamız kalmış. Oraya da battım. Son zürafa diye kabul ediyoruz. Zürafama geri dönerek yine kenarda pırpırlar yapıyorum. Biraz daha küçülteceğim.
Son zürafamıza bir. İki. Ve üç. Son zürafamıza dilerseniz tekli de yapabilirsiniz. Dilerseniz iki de, dilerseniz üçlü de. Ben üçlü olarak yaptım. Daha dolgun, daha güzel gösteriyor. Düzelteceğim. Bu şekilde 3 tane buraya pırpırımızı yaptık. Hemen buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Evet, sarı rengimi aldım ve geldim. Bu diğer gülümüze de aynı birinci yapmış olduğumuz gülümüzden yine uygulayacağız. Tek tek güllerimizi bu şekilde çiçeklerle yapacağız. Hemen ara kısmınızı göstereceğim sizlere. Ara kısımda toplamda 11 tane zürafa yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 bu tarafta kalıyor. 2, 4, 5 de bu tarafta. 5 sağda, 5 solda. Ortadaki zürafamıza. 1, 2, 3, 4, 5. 6. zürafama sabitliyorum. Hemen yine aynı sabitlediğim zürafama batarak burada minik pırpırlar yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Toplamda 3 tane pırpır yaptık. Hemen birincisinin başına, birinci pırpırımızın başına geri dönüyoruz. Geri dönüp birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. Diğer pırpırıma batıyorum. Zürafam 2 oldu. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Oraya da batarak şöyle son tepedeki zürafamıza çıkıp minik bademimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Hemen buradan ipimi kesiyorum. Ara kısmına bu şekilde 11 tane zürafa bırakıyoruz. 5 bu tarafta, 5 bu tarafta küçük badem yapıyoruz. Yine tekrar çileğimizi, tekrar bir badem, tekrar çilek. Ben hemen geri kalan kısımları da bu şekilde tamamlıyorum. Son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim ve geldim. Bakın, çok çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sevda Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Instagram üzerinden bizlere ulaştırdı. Yapmamı rica ettiler. İnşallah beğenmişsinizdir Sevda Hanım. Buradan da sizlere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet, hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 70-75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim naçizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlar masraf yaptırana aittir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar fiyat ucuz veriyorsunuz diyorlar. Masraf bize ait değil arkadaşlar. Yaptırana ait. Evet, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.